Başkanım, öncelikle şunu söylediğim, söylediğim her şeyin arkasındayım. Kullandığım ifadelerin de ne olduğunun da farkındayım. Yani Tarık Bey benden çok daha tecrübeli elbette ama ben de bir şey söylerken söylemeden önce düşünüp de söylüyorum. Yani kullandığım ifadeler, hani peşkeş çekmek mesela biraz önce kendisi söyledi. Yani TDK sözlüğe yazarsanız karşılığı bellidir. Verilmemesi gereken bir şeyi uygunsuz bir amaçla ve yersiz olarak birine vermek. Evet, benim iddiam bu yönde. Bence peşkeş çekiliyor ve bu iddiamı ortaya atıyorum ve açıkça zaten soru soruyorum. Diyorum ki sizce de böyle değil midir? Bir şeyler gizlenmiyor, araştırma komisyonu hakaret kurduk. Hakaret unsuru içermiyor diyorsunuz. Hayır, yani ben söylediğim sözün arkasındayım. Peki. Bir şeyler gizlenmiyor, araştırma komisyonu kurduk, araştıralım diyor kendisi ama fakat bakıyoruz araştırma komisyonumuzun günler öncesinden sorduğu soruların hiçbirine cevap alınmıyor. Tamam. Demek ki burada bir şeyler gizleniyor iddiası var ve bunu soruyorum. Bu bunu güçlendirmez mi diye. Dolayısıyla söylediğim her şeyin arkasındayım, bu bir. İkincisi şu, ya keşke hani biraz önce dedi ya Tarık Bey, efendim işte tweet'in bir bölümünü alıyorsunuz, bir bölümünü almıyorsunuz. Keşke benim konuşmamın da bir bölümünü alıp bir bölümünü almamazlık yapmasaydı. Mesela ulaşımla ilgili yaşanan insanların derdini burada anlatmaya çalıştım. O bölüme cevap vermek istemedi. Keşke o konuyla ilgili çözümlerini de dinliyor olsaydık. Ya demek ki böyle. Yani bir bölümünü alıp bir bölümünü almamak herhalde siyasi bir tavır. Kendisi benden daha tecrübeli olduğu için hani o daha uygun bir şekilde bunu ifade ediyordur ama ben de en azından bu aradaki farkı gördüğümüzü, anladığımızı bir kez daha dile getirmek istedim.